şurken yaşadığımız sıkıntıları bir taraftan artık e, iliğimize kadar hissederken iktidar bir yönetmelik değişikliği yaptı. Onu anlatacağım size. Elektrik santralleri için zeytin ağaçlarının kesilmesinin önünü açtı. O zeytin ağaçları ki o ağaçlar yüzlerce yıldır bu coğrafyada olup bitenin tanığı. O ağaçlar çok önemli. O ağaçlar evinizin içinde çiçeklerin yerini Önünde durduğu pencereyi değiştirdiğiniz zaman o çiçekler aynı şekilde e, sağlam, sağlam kalabiliyor mu? Diyorlar ki zeytin ağaçlarının yeri değiştirilebilir. Önemli olan elektriktir. Hayır efendim zeytine sahip çıkacağız. Zeytin ağaçlarına sahip çıkacağız. Elektrik santrallerinden para kazananlara değil. Hayatı zeytine bağlı olanlara ve bu topraklara hayat veren zeytin ağaçlarına sahip çıkmak gerekiyor. Günün en önemli haberlerinden biri. Enerji Bakanlığı'nın maden yönetmeliğinde yaptığı değişiklikle zeytinliklerin katledilmesinin önü açıldı. Biz yerli milli enerji karşı değiliz ama çevre katliamı aynı bir şey. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı maden yönetmeliğine bir madde ekledi. Resmi gazetede yayınlanan yeni yönetmelikle zeytinlikleri koruyan zeytin yasası işlevsizleştirildi. Yasaya göre zeytinliklerin 3 kilometre yakınında zeytin işleme tesisi dışında toz çıkaran hiçbir tesise izin verilemiyordu. Bu yasa sayesinde birçok maden ve enerji projesinin iptal edilmesi sağlandı. Yürürlükle buna izin verilemez. Çevreyi, doğayı, ağaçlarımızı korumak zorundayız. Yeni yönetmeliğe göre tapuda zeytinlik olarak kayıtlı olan alanlarda ülkenin elektrik ihtiyacını karşılamak üzere yürütülen madencilik faaliyetlerine izin verilebilecek üstelik kamu yararı gerekçesiyle. Bu düzenleme zeytinliklerin ölüm fermanıdır. Zeytin bölgesinin bir insanı olarak bu düzenlemenin nasıl bir kıyıma neden olacağını çok iyi biliyorum. Yönetmelikte madencilik faaliyeti yürütülecek alandaki zeytinlerin taşınabileceği belirtildi. Bu ağaçların kesileceği anlamına geliyor. Ancak bir şart var. Zeytin ağaçlarını kesen şirket faaliyeti sona erince sahayı yeniden rehabilite edip eski haline getirme sözü verecek. Yani yüzlerce yıllık zeytin ağaçlarının yerine zeytin fidanları dikecek. Sıvı altın olarak bilinen ve asırlarca ekonomik değer üreten ağaçlar daha önce de AK Parti iktidarının hedefindeydi. Üreticilerimizle, vatandaşlarımızla birlikte direndik ve buna izin vermedik. Şimdi her zeminde yine direneceğiz ve buna asla izin vermeyeceğiz. Yeni düzenleme elektrik santrallerini işleten ve muhalefetin beşli çete diye eleştirdiği şirketleri ve aylardır Muğla'daki Akbelen ormanlarının kömür ocağı yapılmasına karşı direnen İkizköylüleri getirdi. Yönetmelik değişikliği termik santrale kömür almak için yok edilmek istenen Akbelen ormanında bilirkişi keşfinin yapılacağı gün gerçekleştirildi. İkizköy Çevre Komitesi yönetmelik değişikliğiyle bilir kişilere zeytin yasasını siz kafanıza takmayın mesajı verildiğini savundu. Bu yönetmelik kim için değiştirildi? Yöre halkına soruyoruz. Yine 5 çete karşımıza çıkıyor. 5 şirket karşımıza çıkıyor. Evet yerli enerjiye, temiz enerjiye, evet çevre katliamına hayır diyoruz. Ankara'da şu anda bir basın toplantısı var. Kosova Cumhurbaşkanı Ankara'da Kosova Cumhurbaşkanı Viosa Osmani Sadrui ve Cumhurbaşkanı Erdoğan birlikte kameraların karşısına geçtiler. Kosova Cumhurbaşkanı da Rusya'yı kınıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte yaptıkları açıklamada Ukrayna'ya desteğini iletiyor Viosa Osmani Sadrui. Onu söyleyelim enflasyon haberiyle devam edelim. Kalan süremizi iyi değerlendirelim. Perşembe günü TÜİK Şubat ayı enflasyon verisini açıklayacak ve büyük olasılıkla %50'nin üzerine görecek enflasyon eğer ee, çok ciddi bir müdahale gelmezse TÜİK verileri için öncü olarak gösteriliyor. İstanbul Ticaret Odası'nın İstanbul enflasyonu verileri. Onlar da bugün açıklandı. İTO'ya göre %55 de İstanbul enflasyonu son 20 yılın en yüksek seviyesinde. Enflasyon sadece gelir dağılımını değil, bütün belirsizliklerle birlikte e, yatırımları, istihdamı son derece negatif etkileyen ve ekonomik olarak kötülüklerin yani anası olan bir parametre bir büyüklük. O nedenle enflasyon verisi öncesinde öncü göstergelerden biri olarak sayılan İstanbul enflasyonu son 20 yılın en yüksek seviyesinde. Bankacı ve finansal danışman Ömer Gencal enflasyonun ekonomi yönetiminin kontrol altına alması gereken en önemli unsur olduğunu söylüyor. Çünkü enflasyon yükseldikçe satın alım gücü eriyor, halk yoksullaşıyor. Enflasyonun kontrol altına alınması en önemli unsurlardan bir tanesi. İstanbul Ticaret Odası'nın hesaplamalarına göre Şubat ayında İstanbul'da perakende fiyatlar aylık bazda %4,44 artış kaydederken yıllık artış %55,32'ye ulaştı. Toptan fiyatlardaki artış ise %58,3 olarak hesaplansa da yoksul kesimin enflasyonu bu oranın bir hayli üzerinde. Orta ve alt gelir grubundaki e, vatandaşlarımızın daha çok harcama gruplarını gıda, ulaşım, barınma, elektrik, su gibi bir takım temel ihtiyaçlardan oluştuğunu düşünecek olursak aslında bu enflasyon rakamının %66'ların belki %100'lerin de çok üstüne çıkmış olma ihtimali ee, söz konusu. Gencal enflasyon oranlarının ilerleyen günlerde daha da yükselmesi tehlikesine dikkat çekiyor. Ekonomi yönetimine önlem alması için çağrı yapan Gencal, Riskli uygulamalardansa önceden denenen ve başarısı kanıtlanmış uygulamaların devreye sokulması gerektiğini vurguluyor. Geçmiş dönemde başarısı kanıtlanmış uygulamalar yerine e, dolaylı olarak bir takım uygulamalarla üstüne üstlük ciddi anlamda riskler alınarak enflasyonun düşürülmesi ee, şu an itibariyle tamamen Türkiye'yi daha da riskli bir hale getirerek enflasyonun bir sarmal haline gelmesini beraberinde getiriyor. Hayat pahalılığını protesto etmek için sokağa çıkan üniversite öğrencilerini göstereceğim şimdi size. İstiklal Caddesi'nde yüksek faturalara karşı zincir oluşturacağız dediler. Tahmin edeceğiniz gibi polis müdahalesi gecikmedi. 26 öğrenci gözaltına alındı. Zamlara karşı fatura zinciri oluşturdular. Polis müdahale etti. Gözaltına aldı. Görüntülerin adresi İstanbul'un en bilindik yerlerinden İstiklal Caddesi. Hayat pahalılığına tepki gösteren üniversite öğrencileri kurdeleye faturalarını asarak yürüyüş yaptı. Zincir oluşturan öğrenciler zamlar geri çekilsin çağrısında bulundu. Fatura zinciri oluşturarak yürüyüş yapan gençlere polis sert müdahale etti. 26 kişi gözaltına alındı. İstanbul Valiliği yaptığı açıklamada İstiklal Caddesi'nin toplantı ve gösteri yürüyüşlerine kapalı olduğunu belirtti. Yürüyüşün toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa aykırı olma gerekçesiyle gözaltı işleminin yapıldığı açıklandı. İstiklal Caddesi'nde yüksek zamlara karşı fatura zinciri oluşturdukları sırada gözaltına alınan 26 kişi serbest bırakıldı. Ülkemizde yaşananlarla ilgili ekonomik sıkıntıyla ilgili haberleri ekrana getiriyoruz. Bir taraftan da ekrandaki yazılar evet günlerdir böyle yanıp dönüyor son dakika diye sürekli, çünkü sürekli yeni açıklamalar geliyor, ajanslara yeni haberler düşüyor. Rusya Batıya çağrıda bulunuyor. Sovyetler Birliği dönemindeki e, Sovyetler Birliği döneminde e, aynı ülke toprakları e, içinde. Yaş, üzerinde yaşayan bütün halkı korumak bizim görevimizdir diyor Rusya Dışişleri Bakanı Sovyetler Birliği ülkelerinde askeri tesis kurmayın diyor Batı'ya çağrıda bulunuyor bir taraftan yeni görüntüler var birazdan ekrana getireceğim Kiev'deki telekomünikasyon kulesinin vurulma anına dair yeni görüntüler var ve bir de Sumi'de yayına bağlanmayı bekleyen bir Türk öğrenci var onu da birazdan yayına bağlayacağım müsaade ederseniz şimdi şu elektrik faturalarıyla devam edelim elektrik faturaları için gözler bugüne 1 Mart'a çevrilmişti Yeni düzenleme açıklandı. Mesken faturalarında KDV indi, kademe yükseltildi. Toplam indirim %14'te kaldı. Ticarethane için de ayrı düzenleme yapıldı fakat esnafı tatmin etmedi bu düzenleme. Tabii her zamanki gibi önce ciddi bir bindirim, onun üstünden 10 bindirim yapılıyorsa bir indirim yapılıp halka indirim gibi gösteriliyor. İki aydır fatura yükü altında ezilen, zamlar geri alınsın diyerek sesini duyurmaya çalışanların gözü kabineden çıkacak karardaydı. Meskenler ile tarımsal sulamada kullanılan elektriğin KDV'si yüzde 18'den yüzde 8'e düşürülmüştür. Karar 1 Mart'tan itibaren geçerli. Meskenler için KDV düşürüldü. Düşük kademe limiti de,